Türk milletinin tamamen ücretsiz ilan sitesi ilanet.net'in katkılarıyla. Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde daha önceden bahsettiğimiz, A1'de bahsettiğimiz koşul cümlelerinden if'in ikinci türünü, tipini göreceğiz. Daha önce type 1, type 0'dan bahsetmiştik. Aslında ayrı ayrı incelemedik ama genelleme yapmıştık. Onu da şuradaki linkten when if videomuz vardı. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. If eğer demekti, iki tane tam cümleyi, tüm cümleyi bağlıyordu. Kendisinden sonra gelen cümleye bir koşul veriyordu. Eğer nokta nokta gerçekleşirse nokta nokta olur diyorduk. Şimdi arkadaşlar if hani eğer diye çevrilmeyebilir her zaman. Eğer eve erken gelirsen diyoruz ya, eğeri kaldırıp eve erken gelirsen sinemaya gidebiliriz gibi düşünün. Hani SS olarak da çevrilir. Bu önceki videomuzdu. Bugünkü dersimizde arkadaşlar bu if condition'ın type 2'sunu göreceğiz. Type 2'da şu anlatılıyor. Aslında şimdi birazdan yapıyı göstereceğim. Şu anla ilgili gerçek olmayan bir durumdan bahsediyoruz. Şöyle yazayım. Unreal, real gerçekti. Unreal, gerçek olmayan. Unreal situation, durum. For now. Yani şu anla ilgili olması çok önemli. Şimdi if'in kendi içerisinde parametreleri var, kuralları var. Yani bu olmazsa olmaz, kafamıza göre davranamıyoruz if clause'da. If'ten sonra gelen cümle diyor, type 2 için konuşuyorum, past tense. Yani geçmiş zaman olacak. Bakın geçmiş zaman ama şu anı anlatıyor ha. Sakın şeye düşmeyelim, galeyana gelmeyelim. Her ne kadar geçmiş olsa da şu anı anlatacak. Örneklerde birazdan ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Diğer taraf ise would, could, might, should, verb 1. Bu ne demek ya? Hemen bakalım. Shall'in past'ı olarak should kabul ediliyor arkadaşlar. Can'in past'ı olarak could. En çok zaten biz could ve would'u kullanacağız. Diğerlerini de ya bir yerde görürsünüz. Esra Hoca bundan bahsetmemişti demeyin diye söylüyorum. Çok nadir göreceğiniz şeyler ama çıkabilir karşınıza. May, might, might may'in past'ı. Would da will'in past'ı olarak kabul ediliyor. İşte yapardım, ederdim anlamlarına gelecek. Yapabilirdim, edebilirdim. Olasılık olarak yapabilirdim, edebilirdim gibi. Şimdi if'i biz ortada da kullanabiliriz. Önemli olan if'in kendisinden sonra gelen cümleye SSA anlamını vermesi. Bu cümleye anlamını katıyor, tamam mı? Şurada şeyden bahsetmek istiyorum, past tense'den. Past tense biliyorsunuz ki ikiye ayrılıyor. Değil mi Ahmet Bey? Evet. Olduğumuz şeyler vardı, yaptığımız şeyler vardı. Olunan şeyleri biz geçmişte was ve were'le anlatıyorduk. Yaptıklarımızı did'le anlatıyorduk. Şimdi burada arkadaşlar size alışılagelmişin dışında bir şey söyleyeceğim. Was'ı atıyoruz. Aa hocam nasıl olur ya? I, he, she, it'le biz was kullanıyorduk. Evet doğru. Burada hepsinde were kullanıyoruz. Bu istisnai bir durum. Type 2'da if'in ve ilerleyen zamanlarda wish göreceğiz. Wish'in de type 2'sunda böyle yapıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? I, he, she, it de olsa hepsinde were'u kullanıyoruz. Did'li kısım zaten did gizliyse fiilin ikinci hali kullanılacaktı. Hemen örneklerimize bakalım. Şimdi if I were you. I'da was kullanılmıyor, were olacak dedik. Ben sen olsam. Yani ben senin yerinde olsam demiş oluyoruz. Çok kullanılan bir ifadedir. Bakın ben ne senin yerindeyim, şu anla ilgili konuşuyorum. Şu an senin yerinde olsam. I wouldn't call him again. Aldın yine telefonu eline. Ben senin yerinde olsam onu tekrar aramam. Yanlış yaptı sana. Kızlar birbirimize böyle akıl veririk ya. Çay kahve şey molasında böyle molası değil de yani. Gece oturulur ya bir. Arkada da bir arabesk müzik. Biz de hep merak ediyorduk hocam. Ya bu kızlar ne konuşuyor acaba? Ha, tabii. Meğer fitne çocuğurmuş. Sizin hiç yapmadığınız işler aman diyeyim. Evet. If I were you. Şimdi ben feminist ruhumu ortaya çıkarttırma. İçimden bir Frida Kahlo çıkmasın burada. If I were you, eğer senin yerinde olsam, ben sen olsam, ne zaman? Şu an. Bu gerçek değil. Ben sen değilim ki. Aa, gerçek olmayan durum diyelim, farz edelim, farz-ı mihal. Tamam mı? Evet. Senin yerinde olsam, I wouldn't call him, aramazdım ya da aramam diye de çevirebilirsin. Senin yerinde olsam aramam bir daha. Senin yerinde olsam aramazdım. Ne aldın telefonu eline gene? Bu ters de olabilir tabii. I wouldn't call him again. If I were you, senin yerinde olsam diye ortaya da alabiliriz. If I were you ile aynı
bir şey olan, ben de mesela ilk duyduğumda şaşı ne diyor ya burada falan, bilmezseniz anlamayacağınız bir şey. If I were in your shoes. Arkadaşlar bu arada biz bunu ikinci çekişimiz. Ahmet'e söyleyeceğim. Hayır. İyi yaşa hocam. İngilizcesi. Neydi İngilizcesi? Neyin? Bunu keseceğim mi buradan ya? Yok. Devam mı? Hapşırdın. Korona. Herkes çok yaşadı. Moleküller evet. Yayıldı. Arkadaşlar bless you. Ahmet Bey unuttun mu bunu ya? Ha şey mi? Ben de... Ha onu. Ben de şey diyorsun sandım. Ya onu. Hapşırınca ne deniyor dedi. He. Çok yaşa dedi. Evet. Sen de kıvır. Bless you diyorduk değil mi hapşırana? Evet. Sen bana bless you de. Bless you. Thank you. Biz de işte çok yaşa. Neydi? Sen de gör. Sen de gör. Öyle bir şey yok. Bir de Arapça bir şeyler söyle. Arapça. Arapçası da şey. Elhamdülillah. Yerhamdülillah. Yetini ve yetikümdülillah deniyor. Çok uzun. Karıştırır. Evet. Evet. Yani bunlardan ziyade bless you deyip thank you deyip işi bitiriyoruz evet. Arkadaşlar. İngilizcenin ne kadar kolay olduğunu buradan bir kez daha ispatlamış olduk. Evet. If I were in your shoes. Yani senin ayakkabılarının içindeki ben olsam. Senin bu, yerinde olsa. Bu galiba Kızılderili atasözünden geliyor hocam. Kızılderililerde şey var. Kendini doğru yolda olmak için başkalarının mokasenlerinin içine koy diye bir şey var. Mokasende ayakkabıları. Onların giydikleri. Evet. Takunya gibi bir şey evet. Değil mi? Ya empati yapın diyor yani Kızılderili atalarımız. Bir tane bize daha. De öyle diyorlar ya Türklere. Arkadaşlar aynısını konuşmuştuk. Dejavu oluyor şu anda. Boyutlar arası Inception gibi oldum. Gidip geliyorum. Evet. Paralel ben evrende hareket ediyorum. Aynen bunu söylemiştim. Ben de arkasında şunu demiştim. Hani bir laf var ya birini yargılamadan önce işte benim giydiğim ayakkabıları giy, benim yürüdüğüm yollardan geç falan evet. Diye bir şey var ya. Öyle bir şey var. Yani aynen. Benim yerimde olsan, senin yerinde olsam, benim yerimde olsan nasıl denir? If I were in your shoes, ben senin yerinde olsam. You were in my shoes. İşte ya. Alkış efekti bu sefer yap kendine tamam hocam, mı? Hocam mütevazılığından eklemiyorum. Yap alkış efekti yap. İnsan insan. If I were in your shoes, yine senin yerinde olsam, senin ayakkabıların içindeki ben olsam diyor. I would explain. Explain ne? Açıklamak, izah etmek. I would explain him the situation honestly. Ya arkadaşım lafı dolandırıp etme. Ben senin yerinde olsam ona durumu dürüst bir şekilde, honest dürüst demekti. Honestly dürüstçe, dürüstçe, dürüst bir şekilde ben senin yerinde olsam durumu açıklardım. Burada bir zarf kullanılmış. Adverbs videomuzu da şuradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Onun da adverbs. Adjectives, adverbs. Ahmet hatta Bey. doğruyu söylemek gerekirse diye saçma bir şey. To tell you the truth. Evet. Ahmet Bey'in işte şeyleri. Enteresan gıcıklıklar. Gıcıklık demeyelim ya. Değişik. Evet. Onu demeydiniz diye duydum. Bir tane kız kardeşim var arkadaşlar. Kendisi biraz ukala bir tip. Buradan da hürmet ederim. Sakın izlemesin. İnşallah izlemez. İnşallah izlemez Allah. Bir şey sinirlendiği zaman, eleştirmek istediği zaman şu kaşı kalkar. Ben yapamıyorum onun gibi. Şey yapar. Değişik. İlginç. İlginç. Yani bir yorumsuz. O kadar aşağılık ki durum. Öyle demek istemedim. Estağfurullah. Ahmet Bey de değişik. I will explain him the situation honestly. Senin yerinde olsam durumu ona dürüstçe izah ederdim. Dürüstçe açıklardım. Evet. She could make a cake. Bak misafiriniz geliyor. Zeynep de burada becerikli bir kız. She could make a cake. Cake yapabilirdi. Would derseniz yapardı, ederdi. Could da ebilmek giriyor işin içine. Cake yapabilirdi. If there were some eggs in the fridge. Eğer dolapta birkaç yumurta olsaydı. Hani hiçbir şeyiniz de yok hanım. Dolabınız bomboş. Dolapta birkaç yumurta olsaydı işte bu kızcağız bir cake çırpıverirdi. Yapabilirdi. Ne dolapta yumurta var ne de o cake çırpıyor. Ama konu şu anla ilgili. Tamam mı? Evet. Deriz derere hatırlarsınız. Derber evet. Demiş olduk. Ahmet would have a trailer. Artık öğrenmiş olması lazım. Trailer neydi Ahmet Bey? Karavan. Çok güzel. Bir kez daha alkış isterdim ama gerek yok. Şımartmayalım. Devam. Ahmet would have a trailer if he had more money. Şimdi have'in ikinci hali did gizli had oldu arkadaşlar. He had more money. Daha yani parası var. Yok değil. Zulacı. Ama daha çok olsaydı. If he had more money. Daha fazla parası olsaydı bir karavan alırdı. Peki ama, bu neye bağlı hocam?
Birincisi izlenmemize bağlı arkadaşlar. Aynen. Bak nasıl izleyin. Zeki Markası insanlar yorum yapın hemen yalnız zeki her insanlar sever. Olduğum yerden geldi. Watch us please. İzleyin bizi arkadaşlar. Takip edin. Takip edin. İlanet.net'te de sitemde de destek olun lütfen. Hem de kendi siteniz gibi kullanın. Bir şey daha vardı. Coin zinciri. Bir şey. De Bitcoin. Bitcoin bir şey bir şey. Ahmet evet. Bey. Ahmet Bey. Blogzincir.tv. Reklamlarını ver. Sonra. Yapacağım. Siz evet, çok güzel reklam edilsiniz. Lütfen. Eğer beğeniyorsanız, emeklerimizi takdir ediyorsanız arkadaşlarınıza bizi tavsiye edin. Beğenmiyorsanız like da takip edin. Beğenmiyorsanız açık kalsın izleyin ya. Bir kenarda dursun kulağınıza, bilinçaltınıza bir kelime bir kelime yani. Aynen öyle. Like atın, yorum yapın lütfen. Evet, Ahmet would have a trailer if he had more money. Burada if'i başa aldım. Aynı cümleyi yazdım aslında. If he had more money, he would have a trailer. Yazım kuralı olarak arkadaşlar bu tür iki cümleyi bağlayan bağlaçlarda. İşte if gibi, when gibi, since gibi, olduğu gibi daha önce gördüğümüz. Bağlaç baştaysa diğer cümleyle ayırmak için araya virgül konulur. Ama ortadaysa zaten cümleler ayrılmış olduğu için böyle bir virgüle gerek yoktur. Demek istediğim şu, if'li cümleyi isterseniz başa koyun, isterseniz sona koyun, değişen bir şey yok. Notumuzu alalım, diğer örneklerimize geçelim. İlanet.net'in katkılarıyla devam ediyoruz. Arkadaşlar kaldığımız yerden örneklerimize devam edelim. Eğer if konusuydu, type 2'dan bahsediyorduk. If we weren't so tired. Bakın şimdi. Her ne kadar burası weren't gibi görünse de şu an için konuşuyoruz. Bu kadar yorgun olmasak. Şimdi şu an yorgunuz. We would help you. İki tane tam cümle. Sana yardım ederdik. Sana yardım edebilirdik deseydim we could help you diyecektim. Evet. Değil mi? Ya da diyorum ki bu kadar yorgun olmasaydınız bana yardım eder miydiniz? O zaman diyeceğim ki if you weren't so tired would you help me? Bana yardım eder miydiniz? Tamam mı? Evet, Turkish National Football Team. Team'in T'sini de büyük yapalım ya. Ne demek bu? National neydi? Türk Milli Futbol Takımı. Evet, National milli demek, ulusal demek değil mi? International uluslararası. Evet. National Milli Futbol Takımı, Türkiye Milli Futbol Takımı. Eğer Türk Milli Futbol Takımı scored, hani böyle bir skor yakalasaydı, ne skoru? One more goal, bir tane daha. Bir tane daha gol atsaydı demek istiyorum arkadaşlar. Ama atmadı ha. Atmıyor şu anda. Öyle bir şey yok. Atsa ya. Hadi maç izliyoruz. Ya bir tane daha atsalar. Bizde şey var ya hocam. Bir tane daha gol atsa da var. Bir gol daha atsa da var. Aynı şey. Burada one more time gol deme şeyimiz yok, yok değil mi? Yok. One more time goal, bir kez sorry. Daha demek. Evet. Britney Spears'ın şarkısı vardı. Evet, one more time. Baby, baby one more time. Hit me baby one more time. Yes. Onunla çıktı zaten değil mi? Hmm. Siz gençler bilmezsiniz yine. Sene 90. Evet. Evet. If Turkish National Football Team scored one more goal, eğer bir gol daha atsa they will take part. Take part bir yerde yer almak demek arkadaşlar. Part normalde rol, take de almak aslında. Hani rol almak, yer almak. They will take part in the World Cup. Dünya Kupası'nda yer alacaklar. Yer alırlardı. Yer alırlar ya da eğer atarsa ama atmıyor. Yerde alamıyorlar maalesef. İkinci bir cümle yani burada. İki cümleyi bağladık. Evet, if kendisinden sonraki cümleye eğer anlamını kattı. Şurada dit gizli. Aslında Zeynep goes, gider diyeceğiz. If Zeynep went to Paris, Paris'e gitse. Yok, şu anda Tarsus'un Hacı Hamzalı köyünde oturuyor. Paris, Maris yok yani. Zeynep went to Paris, gitse, gitmiyor normalde. Gitse, she would visit Eiffel Tower. Eiffel Kulesi'ni ziyaret ederdi demiş oldum. Anlaştık mı? Evet. Evet. We could go to picnic and have fun. Bakın arkadaşlar. Go, have fun. Bir daha could dememe gerek yok. And zaten bu we could ifadesine bağlıyor. Hem have'i hem de go'yu bağlıyor. Pikniğe gidip eğlenebilirdik. Pikniğe gidebilirdik ve eğlenebilirdik. Ne olsa if it stopped. Yağmur kar için it'i kullanıyorduk. It stopped raining. Yağmur yağması, yağmurun yağması dursa. Yağmur dursa diye çevirelim biz bunu.
Ama durmuyor. Bu demek oluyor ki şu anda dışarıda, it's raining outside demek oluyor. Dışarıda yağmur yağıyor demek oluyor. Hem iti kullanıyoruz hem raining diyoruz hocam. Yağmurun yağışından bahsettiğimiz için. It's raining diyorsun, yağmur yağıyor demiş oluyorsun. Bir daha rain is raining demek yerine, anladın mı? İt derler. Birisi... Kar yağıyor. Kar da snow, karın yağması da snow. Yağmur da rain, yağmurun yağması da, yani rain is raining. Yağmur yağıyor da öyle bir şey. It's raining. It's raining man. Öyle bir şarkı da vardı. O kimdi? Bir de Rain Man var. Rain Man var. Aha, bir de şu var, bir de bu var. Evet. If it stop raining, eğer yağmurun yağması dursa, durmuyor, pikniğe gidip eğlenebilirdik. Evet, şimdi ben birkaç tane soru hazırladım. Bu soruları Ahmet Bey'e soracağım. Ahmet Bey, are you ready? No. Are you ready to dance? Bahsetmeye hazır mısın? Evet. Öyle bir diyor ki. But yani. Only chili bomb. Ayak ayak üstüne dağıtmış, kılını kımırtacak hali yok. Chili bomb. Ya ne olur buraya chili bomb ekle. Yok hocam, telif yeriz. Yer miyiz? Allah korusun. Mı yeriz? Evet. Herhangi bir köyde çekilmiş chili bomb videosu benim bile var. Atayım sana ekle. Tamam, onu ekleyebiliriz. Geçen kuzenim atmış eski chili bombculardan kim kaldı diye. Neyse, onu atmayalım canım. Herhangi bir chili bomb videosu atalım. What would you do if you had a chance to change one thing? Bakın, ne yapardınız? What would you do? Ne yapardınız? Eğer, if, dit gizli, you had a chance, şansınız olsa, ne şansınız? To change one thing in your life. Hayatınızda bir şeyi değiştirme şansınız olsa ne yapardınız? Çok böyle ulvi, huşu içinde cevaplar verecek Ahmet Bey, inanıyorum. Hemen şey düşünüyorum. Belli. Hocam, başımıza ne geldiyse yazgıdır. Tövbe haşa, sünme haşa, bizde kadere karşı durulmaz. Hiçbir şey değiştirmek istemezdim diyecek. Ben biliyorum. Değil mi? Onu diyecektim de bu sefer bir şey değiştireyim dedim. Bitcoin alırdım diyeyim ya. Hadi de. Aa, ille. Nasıl ya diyeceğim? Reklam yapacak ya, bir şey. Bir şey yapacak. Evet. Buyurun. Evet. Şöyle diyeceğiz. İlk önce ne yapardın sorusuna cevap verelim. I would buy. I would buy. Ben de buraya haşır. I would buy Bitcoin. I would buy more Bitcoin. More, daha fazla. More Bitcoin. Bitcoin. Sanki çok Bitcoin'imiz var da şu an. Yok mu? Bitti mi? Altcoin var bende. Öyle mi? Hayırlısı. Anladığım bir şey değil. İnşallah iyi olandır. İyi hocam, iyi. İyi, süper. I would buy Bitcoin, more Bitcoin, if I had a chance to change one thing in my life diyorsun. Evet. Okay. My second question is, if you had a chance to live in another city or another country de olabilir bu yani. Evet. Başka bir şehirde yaşama fırsatın olsa. Where would you like to live? Nerede yaşamak isterdin? Bundan ya, cümlesinin devamını koyayım ben mı? Ben bir şey söylemek istiyorum. If I had a lot of money, if I were rich, I would like to live in Istanbul. I know Istanbul is very crowded. Anlıyor musun? Ne çok kalabalık. Yes. Traffic is very problematic. It's a big city. There are lots of disadvantages. But I love Istanbul. I love its history, its view, everything. I think I love Istanbul. Do you love Istanbul? Yes. Yes. Would you like to live in Istanbul? 2 weeks. Would you like? Would you like to live in Istanbul? Yes. I like. I would like to live in Istanbul. Okay. Evet, cevap verelim. Başka kadar kaset geri döndü. If you had a chance to live in another city or another country, başka ülkede olabilir ha, illa şehir değil. Where would you like to live? Eğer başka bir ülkede yaşama şansım olsa diye başla. If I had a chance to live in another city. I would like to live in Europa city. Live in an European city. Yes. For example, which one? Maybe Paris. Belgrade. Maybe Paris. Barcelona. No. Madrid. Futbol. No. Yok, futbol sevmiyorum. London. Cümle burada bitsin hocam ya. Uzatmaya gerek yok. Gittikçe batıyoruz. Yok.
Bilsem çok güzel konuşacağım da sizi konuşturmam burada ama olmuyor. If you didn't have to. Bakın arkadaşlar, have to is to, zorunluluktu. If you didn't have to go to work tomorrow. Gelecek kastı da olabilir. Ha, şu an dedik ya, bak gelecek kastı var burada. Eğer yarın işe gitmek, bak şu have to zorunluluğun have to'suydu. Had to, have to is to, hatırlayın. Şu da ea. Tool'ları karıştırmayalım. You didn't have to, gerek olmasa. Neye? To work tomorrow. Yarın çalışman gerekmese, yarın işe gitmek zorunda olmasa, what would you do? Ne yapardın? Sen dil kursunu izlerdin. YouTube'dan. Yes, YouTube videosu izlerdim. Yes, if I didn't have to go to work tomorrow, I would watch some language course videos on yes. YouTube, right? Okay. How would you spend your time? Vaktini nasıl geçirirdin if you had more free time? Daha fazla boş vaktin olsa, vaktini nasıl geçirirdin? Ahmet Bey kesin dağlara çıkardı. Aynen, kamp. Tam onu diyecektim hocam ya. Evet. İnsan sarrafı ilk günüm. Evet. Evet, söyle. If I had more free time. Evet. I would like. I would. Spend go, my time. Spend my time. By camping. Go, kamp yaparak, by camping. Evet. Ya da go camping. By camping mi diyoruz ona? Evet, by verb ing. Bundan daha önce bahsetmiştim. Nokta nokta yaparak, ederek. Ha, by aynen. Camping, kamp yaparak. Ya da by going evet. Camping de diyebilirsin. Kampa giderek de diyebilirsin. Ya siz ailecek seviyorsunuz kampı zaten. Ahmet Bey de öyle alet edevat, kampa uygun şeyleri de var. Evet arkadaşlar, if type 2 ile ilgili konuştuk. If type 2 ile ilgili bize sormak istediğiniz, merak ettiğiniz, hocam ben de şöyle bir örnek kurdum dediğiniz ne varsa yazın, yollayın. Ayrıca böyle bir merakınız yoksa bile yorum yapın. Noktada evet. Olsa diyor ya, amin yazın arkadaşlar. Bu gönderiye, bu iletiye amin yazanın işi gücü rast gitsin inşallah. Şimdi amin yazarlar. Ayrıldığı sevgilisine kavuşsun. Hatta bu videoyu 100 kişiyle paylaşmazsanız bugün şey var ya, halka diye bir film vardı. Var ya, birkaç saat içinde 300 lira yatırdım. Birkaç saat içinde hesabımda 58 bin vardı. Bunları da istiyorsanız arkadaşlar yorum yapın. Ben varım deyin. Okey. Bir sonraki videomuzda okey nedir ya? Evet arkadaşlar, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.